Evet arkadaşlar, bir diğer konumuz olan e-devlet sistemine nasıl giriş yapacağız? Hemen onu inceliyoruz. Mevcut olan bir yine web tarayıcımızı açıyoruz. Google arama motoruna e-devlet yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Açılan sayfada en üstte bulunan e-devlet kapısına tıklıyoruz. Ve açılan sayfadaki TC kimlik numarası ve e-devlet şifresini giriyoruz. Arkadaşlar, e-devlet şifresi olmayan arkadaşlar postaneden e-devlet şifresini alabiliyor. E-devlet şifrenizi alıp aktif ettiyseniz artık tek yapmanız gereken giriş yapmanız. Hemen TC kimlik kısmı yazan yere TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Ve sisteme giriş yap diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık E-Devlet'e giriş yapmış bulunuyoruz. E-Devlet'te ne yapabiliriz sorusuna tek bir cevap vardır. Devletle kendiniz arasındaki bütün her şeyi E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. İkametgahınızı alabilirsiniz. Sağlık raporunuza bakabilirsiniz. Reçetelerinize bakabilirsiniz. Vergi ve harçlarınızı takip edebilirsiniz. Adli bir olayınız varsa onları takip edebilirsiniz. Bu söylediğim her şeyi üstte bulunan arama yerine yazarak her şeyi tek tek görebilirsiniz. Şimdi e-devlet üzerinden e-nabız'a geçiyoruz. Yukarıdaki arama yerine e-nabız yazarak ara diyoruz. Gördüğünüz gibi Sağlık Bakanlığı e-nabız kişisel sağlık sistemine tıklayarak e-nabız sistemine yönlendirme istiyoruz. Uygulamaya git diyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi açılan ekranda giriş yaptığımız hesabımız veya kişisel bilgimizle ilgili bize e-nabız sisteminde kayıtlı olan bütün her şeyimiz ekranda yansıdı. Burada sol tarafta bulunan ekranda mevcut olan bütün kişisel bilgilerimiz, biyografimiz yazıyor. Yaşımız, kilomuz, boyumuz ve daha önceden aile gittiğimiz, hizmet aldığımız, sağ tarafta gördüğünüz gibi hastane veya gittiğimiz sağlık ocaklarının daha önceki yaptığımız işlemlerin tek tek ayrıntılı bilgileri var. Yine sol tarafta bulunan menüde gördüğünüz gibi tek tek inceleyelim isterseniz. Ziyaretlerim. Bu kısımda daha önceden gitmiş olduğunuz hastane ve kurum ve kuruluşlar mevcut. Hemen alt tarafta reçetelerim. Sizin kronik bir rahatsızlığınız varsa veya daha önceden reçeteli ilaç kullanıyorsanız reçetelerime basarak mevcut olan daha önceki aldığınız tüm reçeteler çıkmaktadır. Hemen altında raporlarım. Yine dediğim gibi bir kronik rahatsızlığınız, bir hastalığınız varsa ve buna istinaden bir raporunuz varsa raporunuzu buradan takip edebilir. Günü gelip gelmediğini veya raporun içeriğini buradan detaylandırabiliriz. Öncelikle reçetelerim kısmına basıyoruz. Gördüğünüz gibi hangi tarihler arasında hangi reçeteyi aldığınız gördüğünüz gibi karşınızda. Hangi doktorun, hangi hekimin yazdığında sağ tarafta işaretle gösterdiğim gibi görebiliyoruz. Buradan detayları görüntüle diyerek detaylara erişim sağlayabiliyorsunuz. Hemen reçetelerimin altında bulunan raporlarıma basıyorum. Gördüğünüz gibi bana bir uyarı veriyor. Herhangi bir kronik rahatsızlığım olmadığı için raporumun olmadığını bana açıkçası söylüyor. Evet arkadaşlar, aranızda belki kronik rahatsızlığı olan, belki rapor kullanan arkadaşlarımız vardır. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Buradan raporlarınızı takip edebilirsiniz. Raporların içeriklerine ulaşabilirsiniz. Hangi hekimin yazdığı, raporun ne zaman başladığı, ne zaman bittiği ve daha farklı birçok detayı buradan takip edebilirsiniz. Raporlarım sekmesinin hemen alt tarafında bulunan hastalıklarım kısmına tıklıyoruz. Bugüne kadar yaşadığımız tüm hastalıklarımız, geçirmiş olduğumuz veya hekimlerin bize tanımladığı tüm tanılar gördüğünüz gibi ekranda yansıtılmıştır. Tabii bu sizde farklılık gösterecektir. Bu bizim giriş yaptığımız sistemdeki mevcut olan hesabımızdaki tanılar sizdeki çok farklıdır. Sağ tarafta bulunan detayları görüntüle kısmından tıklayarak daha önceden
geçirmiş olduğunuz bu hastalıklarının detaylarını görmüş olabilirsiniz. Hemen alt tarafında hastalıklarımın altında tahlillerim var. Tahlillerim kısmında bugüne kadar vermiş olduğunuz tüm tahlil sonuçlarınız burada mevcuttur. Buradan da bütün tahlillerinize erişim sağlayabilirsiniz. Tahlillerimin altında bulunan radyolojik görüntülerim, burada da sizden daha önceden çekilmiş olan tüm film, MR veya diğer bu tarz işlemlerin hepsini tek tek görebilir ve bunların görsellerine, içeriklerine ulaşabilirsiniz. Alerjilerim diye bir kısım var. Hemen radyolojik görüntülerin alt tarafında. Buradaki sistemde devlet sizin mevcut olan bir ilaca veya farklı bir şeye alerjiniz var ise buradan alerji ekleyebilirsiniz. Veya hekiminiz de verdiğiniz tahlillerde çıkan sonuçlar da otomatik olarak burada çıkabilir. Ama sizin daha sonradan çevresel faktörlerden dolayı almış olduğunuz etkenlerden dolayı alerjileriniz, reaksiyonlarınız varsa burada tek tek ekleyebilir. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yaşadığınız zaman sistemden mevcut olan hekim veya müdahale edecek olan doktor buradan sizin neye karşı alerji olduğunuzu görüp size daha sağlıklı bir yardım sağlamaya veya daha farklı bir çözüm sağlamaya yardımcı olacaktır. Lütfen herhangi bir alerjiniz varsa lütfen buradaki alerji ekle kısmından ekleyin. Alerjilerim kısmının hemen altında acil durum notlarım var. Burada da sizin herhangi bir acil durumda size tedavi veya müdahale esnasında uyarı ikaz şeklinde bırakabileceğiniz birçok not kısmı vardır. Yani biraz daha açıklık getirirsek, örnek veriyorum, kalp hastasısınız. Sistemde tabii ki raporlarınızda, reçetelerinizde ve birçok alanda bu sistemden kontrol edilebilir ama ekstra acil durumlarda burada acil durum notu ekle diyerek sizde daha sonradan kazanılmış olan hastalık veya herhangi bir etkenden dolayı yaşamış maruz kaldığınız bir sıkıntıyı burada dile getirebilir. Yine söylediğim gibi size müdahale edecek olan doktor veya hekim burayı inceleyerek size daha sağlıklı bir yaklaşım, daha farklı bir yöntemle sağlık sorununuzu gidermeye çalışabilecektir. Acil durum notlarından sonra hemen alt tarafta dokümanlarım kısmı var. Burada da mevcut olan dokümanlarınız sistemde görünebilmesi için buraya ekliyoruz veya sistem size otomatik olarak da yönlendirebiliyor. Hemen alt tarafında aşı takvimi var. Aşı takvimi nedir? Biliyorsunuz ki belli bir aşılarımız var. Bu aşıların takvimi ekranda görüldüğü gibidir. Bu aşı takvimini takip edebilir. Hangi aşıları, hangi sezon, hangi ne zaman olduğunu görebilirsiniz. Aşılarımın hemen alt tarafında ilaçlarım kısmı var. Tıklayarak ilaçlarım kısmında bugüne kadar almış olduğunuz tüm ilaçların detaylı bilgileri vardır. Ve bu ilaçları nasıl kullanacağınızı, size hekiminiz nasıl yazdığını tek tek buradan seçerek görebilirsiniz. İlaçlarımın hemen altında paylaşım var. Paylaşım seçeneğimize bastığımız zaman sizin verilerinizi üçüncü şahıslara paylaşmanıza imkan tanıyan bir sistem. Paylaşım kısmının menüsünün hemen altında bulunan randevu kısmına geliyoruz. Buradan daha önce almış olduğunuz randevu listesini görebilir ve sağ üst köşede bulunan randevu al seçeneğine tıklayarak yeni bir randevu alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki tüm dünya genelinde bir pandemi sürecindeyiz. Bir Covid-19 pandemisi yaşamaktayız. Bununla ilgili devletimiz sol alt köşede bulunan Covid-19 kronik risk durumu raporu diye bir rapor yayınladı. Ve buna basarak eğer Covid-19 ile ilgili yaşamış olduğunuz bir rahatsızlık varsa size ekranda gördüğünüz gibi bizde böyle bir şey yaşanmadığı için herhangi bir bilgi ekranı açmıyor. Bu tarz bir pandemi sürecinde Covid-19'a maruz kaldıysanız ekranınızda büyük ihtimal bununla ilgili detaylar yer alacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi e-nabızı size anlatmaya çalıştık. Burada e-nabızda Sağlık Bakanlığı'nın size sağlığınız için tüm imkanları sunmaktadır. Buradan size tek tek anlatmaya çalıştığımız raporlarınız, ilaçlarınız, hekimleriniz, randevularınız, alerjileriniz, tahlilleriniz her şeyinizi buradan takip edebilir. Sağlığınızı buradan kontrol edebilirsiniz.